Evet, bugün nefes gurmeden yaptığım alışverişi göstereceğim. Hemen artı 9 itemim olan falçatayla işe girişiyorum. Detayları da söyleyeyim size. Ben bu siparişi 24 Aralık'ta verdim. 2018'de verdim yani. Bugün ayın 7'si galiba. Ama bunun sebebi tamamen benim aslında. Yani ertesi gün elime ulaşmayınca ben anladım tedarikte olduğunu birkaç ürünün. Ama bir türlü şey yapamadım ya. İletişime geçemedim. Üşendim, erindim aramaya. Sonra dün mesaj attım. Hemen bana ulaştılar, aradılar. Dediler böyle böyle bir ürün tedarik sürecinde. Hani diğerlerini size gönderelim. Sonra da bir tanesini göndeririz dediler. Ben de tamam dedim. Dün olan şey elime ulaştı. Hemen dün akşamüstü kargoya vermişler. Bugün 1.30'da falan yurt içi kargoyla geldi. Aa, şöyle de bir detay var. Eskiden benim ilk alışveriş videomu hatırlayanlar vardır. Şuradan çıkartırım. Aras'la anlaşmışlar. O zaman Aras'la ben çok sıkıntı yaşamıştım. O olaydan sonra yurt içi kargoya geçmişler. Çok sevindim. Yani sevinmemin sebebi bizim bu civarda en iyi şubesi olan yurt içi kargo. Onun dışında hani kargo firmaları zaten leş de. Hani kötünün iyisi o şu an Aras'ta gerçekten şube olarak aşırı sıkıntı yaşıyoruz. Şöyle hemen yine hediye çeki yollamışlar. Hediye çekinin de üstünü değiştirmişler. Geçen sefer bayağı ölü hayvanlar vardı. Şimdi çikolata koymuşlar. İyi, güzel. Böyle de burada da siparişlerim var. Hemen söyleyeceğiz. Burada tofularım var. Cam kavanozlu olduğu için özel koruyucuya koymuşlar. Bayağı hiçbir şey olmaz buna. İyi. Burada da soğuk tutulması gereken ürünler var. Başka peynirler var. Burada yumurta ikamem var. Bunların fiyatlarını hemen söyleyeceğim size. Şunu şöyle kenara alayım. Bunları da açalım. Dakika. Hemen şu yumurta ikamesini söyleyeyim. Bunların hepsini deneyeceğim ben. Yumurta ikamelerinin hepsini toplayıp. Diğer işte başka bir marka vardı. İthal bir üründü. O yumurta ikamesi ellerinde yokmuş. Onu da sonradan gönderecekler. Bu yumurta ikamesinin fiyatı ne kadarmış? Galiba 12 lira 4 kuruş. Şu. Diğer yok zaten yumurta ikamesi. Aynen. Bu 12 liraymış. 4 kuruşunu saymayayım. Sonra burada da tofularım var. Hemen onları da açayım. Bütün tofuları deneyeceğim. Hepsini bir videoda onun için aldım. Aa, bu da soğuk. Oha, soğuk duruyor. Baharatlı olan Everfresh'in tofusu. Bu ne kadarmış? Hemen bunların da fiyatlarını söyleyelim. Hepsi aynı mı? Aynen. 13 lira 80 kuruş bu. Bütün çeşitleri de aynı fiyatta. Nefis gurmeye bayıldım ya bu sefer. Aa, bak bu sadesi. Lesitini alınmamış diyor. Ne demekse artık. Sertmiş bu. Ben yumuşakla da deneyeceğim. Bu da sertmiş. Bakayım. Bu da kekikliymiş. Sert yapılı hepsi. Tofular yumuşak, işte orta düzey, sert falan diye değişiyor. Normal peynir gibi düşünün ama bunları deneyeceğiz bakalım nasıllarmış. İçeriklerine de bakayım. Yerli soya fasulyesi, su, tuz, limon tuzu diyor. Bakacağız artık. Neyse. Burada da hemen şöyle açalım. Açamadım. Bayağı kurumuşlar ya. Hayran kaldım. Nefis gurme var ya. Bir numarasına. Kendilerini geliştirmişler. Pes. Geçen sefer de böyleydi ama böyle bir koruma yoktu üstlerinde. Gene buz haznesi vardı ama bayıldım. Ama açamadım. Finale doğru. Korkuyorum da şu şey patlatacağım diye balon gibi.
Ben normalde balon patlatma sesinden korkarım da çok. O yüzden temkinli davranmak istiyorum. Evet, ulaştım. Yes. Var ya, Trakya çiftliğinin kendisi paketleri bu kadar özen göstermiyor. Nefis gurme kadar. Bu da Trakya çiftliğinin ürünleri. Hemen çıkartayım. Bunları da deneyeceğim. Şöyle. Hala aşırı soğuk şu an. Hani böyle elimi tutsam bekletemem burada. O kadar soğuk. Buzlar erimemiş. Yani komple erimemiş. Birazcık su olmuş ama gayet şu an yani içecek soğutursun bunun üstüne bardağını koysan. Öyle diyeyim size. Çok başarılı buldum ben nefis gurmeyi. Pes. Gerçekten pes. Yani şimdiye kadar aldığım en iyi kargo olabilir. Yani genel olarak bütün alışveriş siteleri dahil. Ki ben internetten alışveriş bol bol yaparım. Böyle bir insanım. Hemen şöyle kenara alıyorum. Burada da Trakya çiftliğinin ürünleri var gerçekten. Aslında bunları denemeye bir yandan da korkuyorum. Trakya çiftliğinin kendi sitesi de var aslında. Ama nedense bilmiyorum hiçbir ürününü şey demiyor. Stokta yok diyor habire. O yüzden kendi sitesinden alışveriş yapamıyorum. Ben de bu yüzden Trakya çiftliğinin ürünlerini nefis gurmeden aldım. Şöyle hemen fiyatlarını söylüyorum. Bu tekli olarak satılmıyordu. İkili olarak satılıyordu. Vegan çikolatalı tatlı diye. Sonracığıma hemen bakıyoruz şunun fiyatına ne kadarmış. İkilisi 16 lira. Tanesi 8 lira gibi düşünün. Ne kadarmış gramajı? Gramajını şu an bulamadım. Keşke gramajı ortalık bir yerde yazsa. Yazmıyor. Ve ben bulamadım. Ben size göstereyim. Siz bulursanız söyleyin. 100 gram için çünkü besin değerleri falan diyor ama. Ha, altta yazıyormuş 200 gram. Tamam tamam. Şöyle hemen göstereyim. Zaten bunun da ekstra videosunu çekeceğim. Bakalım hazır vegan tatlı mı çikolatalı yoksa bildiğin çikolatalı puding mi? İkisini karşılaştıracağım. Ev yapımıyla dışarısı pudingi kapışacak. Burada da peynir çeşitlerim var. Vegan parmesan peyniri ama böyle krem peynir sürülebilir kıvamdaymış bu. Ondan sonra parmesanlı olanın fiyatı değişiyor mu yoksa hepsinin fiyatı aynı mı? Bakalım. Aa, değişiyor. Parmesanlı olan en pahalısı 16 lira 57 kuruşmuş. Bakalım deneyeceğiz acaba fiyatına değecek mi, değmeyecek mi? Yani çünkü sadece hani böyle vegan ürün diye övücülük yapamam Trakya çiftliği kusura bakmasın. Ayrıca ekstra bir korkum var. Trakya çiftliğinin yani genel olarak bir sorunu, paketleme sorunu var. Ve içine koruyucu koymadıkları için böyle şey yapıyorlar. Ah işte bizim ürünlerimizde koruyucu yok diyor. Ama aşırı derecede çabuk bozuluyor ürünleri. Paketleri de kötü. İnşallah ileride düzeltirler. Bilmiyorum. Bakacağız. Ha, bu arada benim bunu söylememin sebebi de Instagram'da bir paylaşım görmüştüm. Ay kimdin gülüm hatırlamıyorum da. Bayağı peynir yemiş yemiş dibinde küfle karşılaşmış. Yani Trakya çiftliğinin ürünlerinde bu tarz şeyler olabiliyor. Deneyeceğiz. Neyse parmesanlısı 16 lira 57 kuruşmuş. Roquefort'lu olan varmış. Ay onun da fiyatını söyleyeyim. Ne kadar? Ha 11 lira 20 kuruşmuş bu. Ondan sonracığıma vegan otlu sürülebilir peynir de yine 11 lira 20 kuruşmuş. Bunun sürülemeyen versiyonunu ben yiyordum eskiden. Bayağı güzeldi. Yani bundan umutluyum. En azından bildiğim bir lezzet. Tostlarda falan çok iyi gidiyordu. Bakalım kıvamlarını da göreceğiz. Bunları aldım. Böyle. Ekstra da üstündekine soran olursa. Bugün pazara gitmiştik de. Ay tişört buldum ucuza. Bildiğin ihraç fazlası ya. O kadar güzel ki. ACDC olsun yani. Sonuçta
Metal çok dinlemiyorum ama güzelmiş. Bayağı bildiğin Türk üretimi ya. 7,5 liraya aldım ya. 7,5. Bol bol geniş geniş. Böyle 3 tane tişört buldum 7,5 lira. Aşırı beğendim bak. Çorap da aldım. Bu da 1 lira. Vallahi benden iyisi yok ya. Bugün tam bir maksimalistim. Ama bunları da deneyeceğiz bakalım. İyi oldu. Vallahi Nefis Gurme'ye buradan gerçekten tebrik ediyorum. En iyi paketlemeydi. Bundan daha iyi olamazdı. Pes. 10 üzerinden tam 10. Gerçekten 10. Hatta yani 10 üzeri puan da verilebilir. 10 mükemmel. Pes. Tebrik ettim Nefis Gurme. Vallahi başarılarının devamını dilerim. Diyecek söz bulamıyorum. Gerçekten tebrik ederim. Neyse. Yarın başka bir videoyla görüşürüz. Bay bay. Ben de bunları deneyeyim. Bomba kurabiyesi tarifi de gelecek bu hafta. Haberiniz olsun. Neyse kapatıyorum. Bay bay.